Değerli arkadaşlar, dersimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bugün bu Hurayra isimli parçamızı okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hurayra. Ebu Hurayra. Hüve necmun la tuh aynun. Hüve o necmun bir yıldızdır. La tuh uhu aynun. Onu yanlış görmez. Ayının herhangi bir göz, gözün onu yanlış görmediği bir e, yıldızdır. Ve alamın ve bir bayraktır. La yahfa ala muslimin herhangi bir Müslüman'a gizli kalmayan bir bayraktır. Yani tüm Müslümanın her bütün Müslümanların bildiği bir bayraktır şeklinde bunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Fehu ve o Vahidun min kevkebetin ucumil müteellikati havel Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Ve huve o vahidun biridir. Neden biri min kevkebetin ucum? Yıldızlar grubundan bir tanesidir. Bu kevkebe de yıldız anlamına gelir arkadaşlar. Ben buraya grup diyorum. Sözlükte zaten grup anlamını da görmekteyiz. Takım grup. Nasıl yıldızlar el müteellika parlak yıldızlar nerede havle resul peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazreti peygamberin etrafındaki parlak yıldızlar takımından bir tanesidir o ve ve eşheru sahabeti kirami en e, sahabeyi e, kiramın en meşhurudur bu sahabeyi kiram dedik, kirama da yüce değerli asil di anlamını verebiliriz arkadaşlar çok rahat. Ne bakımdan en meşhurdur? Rivayeten lil hadisi. Hadis rivayeti bakımından. Ya da en meşhur hadis rivayet eden sahabedir. Şeklinde de anlayabiliriz burayı. Ve hel fi ümmetil islami. İslam ümmeti içerisinde var mıdır? Men o kimse ki la ya'rifu eba hurayrete. Eba Hureyre'yi, Ebu Hureyre'yi tanımayan İslam ümmeti içerisinde herhangi bir kimse var mıdır? Ev ya da yesma'u bihi ya da onu işitmeyen ya da onu duymayan birisi var mıdır? Fehel semi'a bihi muslimun bir Müslüman onu işitti mi ve velem yuhibbu e, velem yuhibbehu onu sevmez mi? Onu işiten bir Müslüman onu sevmez mi şeklinde de anlıyoruz burayı arkadaşlar heyhate ne mümkün. Mümkün değil. Yani onu işiten onu onu sevmemesi mümkün şey değil şeklinde bu cümlemizi de anlayabiliyoruz arkadaşlar. Laqad <laughs> daa lahu en sallallahu aleyhi ve sellem feqale. Hazreti Peygamber onun için dua etti ya da ona dua etti feqale şöyle dedi. Allahümme Allah'ım habbib Ubeyde ki hâza ilâ ibâdikel mu'minîn. Allah'ım Habib sevdir. Ubeyde ki hâza bu kulunu sevdir. İlâ ibâdikel müminin Mü'min kullarına bu kulunu sevdir. Ya da evet bu kulunu mü'min kullarına sevimli kıl şeklinde de anlayabiliriz. Ve habib ileyhim ve habib ileyhim olacak arkadaşlar. Onlara sevdir el müminine müminleri, müminleri de onlara sevdir. Belki burada İleyhu olsa sanki bir bir problem varmış gibi geldi ama İleyhu olsaydı müminli, müminleri de ona sevdir, yani o da müminleri sevsin şeklinde anlayabilirdik arkadaşlar. Şu an için bir şey söyleyemeyeceğiz. Yekul Ebu Hurayra Ebu Hurayra şöyle derdi. Ma hulika mu'minun yesma'u bi ve la yarani illa ahabbani ba'da daveti Rasul sallallahu aleyhi ve sellem li. Ma hulika mu'minun bir mümin yaratılmadı yesma'u bi beni işitmeyen ve la yarani beni görmeyen illa ancak ahabbani beni sevdi ba'da daveti Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Peygamber'in bana duasından sonra beni sevdi. Yani yaratılmış, e, şöyle anlayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve hulika mu'minun yesma'u bi ve la yerani illa ahabbeni ba'da davetir rasul. Resulullah li. Evet. Bunu şöyle anlayabiliriz. Ma huluka yaratılmadı müminun bir mümin yesmeu bi beni duyan ve la yerani beni gören illa ancak ha beni beni sevdi ba'da davetir rasul li hazreti peygamberin duasından sonra bunu toplu olarak şöyle hatta altını işaretlemeyi unuttuk arkadaşlar şuradan alıp devam edebiliriz şuraya topluca anlam verebiliriz arkadaşlar. Evet beni duyan ya da gören hiçbir e, mümin yaratılmamıştır e, ki beni sevmemiş olsun. Yani Peygamber'in duasından sonra beni sevmemiş olsun. Diğer taraftan şöyle de diyebiliriz: Peygamber'in duasından sonra e, müminler beni sevdiler beni görenler ve beni işitenler beni sevdiler şeklinde de burayı anlayabiliriz. Lakin kâne nasu yedûnehu fil cahiliyeti, lakin âbde şemsin. Lakin kâne nas insanlar nehu onu çağırırdı ya da ona seslenirdi fil cahiliyeti cahiliye döneminde ne olarak âbde şemsin. Abdeşems olarak ona seslenirler idi. Tabi bu cahiliye döneminde Ebu Hureyre'nin bir lakabıdır ya da künyesidir diyebiliriz arkadaşlar. Felemma ekramehu Allahu bil İslami ancak felemma ekramehu ona ikram etti Allahu Allah bil İslam İslamı. Allah ona İslamı ikram ettiğinde bunu Allah onu Müslüman kıldığında da an şeklinde ifade edebiliriz. Ve şerrafehu bilika in nebiyye. Ve Allah onu da ne yaptı? Şereflendirdi. Ne ile? Peygamberle karşılaşmakla ya da peygamberle görüşmekle onu şereflendirdiğinde semmahu o ona isim verdi. Yani Hz. Peygamber Abdurrahman, Abdurrahman ismini ona verdi. Ama künyetehu Künye tühü... onun künyesine gelince bir Ebu Hurayre'te Ebu Hurayre Ebu Hurayre künyesine gelince fe nisbeten ila hirratin sagiratin lehu o bir nisbedir e, ila hirratin sagiratin küçük bir kediye lehu kendisinin kendisinin küçük bir e, kedisine e, nisbeden ötürüdür şeklinde anlıyoruz arkadaşlar. Kâne yalabu biha Ebu Hureyre onunla oynar idi. Buradaki ha Hirra'ya gider arkadaşlar. Fi tufulitihi kendi çocukluğunda. Fenada bunun fenadahu bunun üzerine de ona çağırdılar ashabuhu onun arkadaşları. Yani Ebu Hureyre'nin arkadaşları bir Ebi Hurayrete. Ebu Hureyre olarak ona ne yaptılar? Seslendiler. Tabii arkadaşlar Ebu Hureyre malumunuzdur. Kedi, e, kedicik babası ya da kedi babası şeklinde e, tercüme edebiliriz bunu da. Ve şa'a zalike bu yayıldı. E, yaygın hale geldi. Hatta öyle ki galebe ala ismihi ismine baskın oldu. Yani isminin önüne geçti. Esleme Ebu Hurayre'te Ebu Hurayre Müslüman oldu. Ala yedi Tufeyl ibni Tufeyl ibni um, amribnit, devsi. E, Amr ibni Amr ibni Devsiyye Amr Tufeyl bin Amr Eddevsi tarafından diyebiliriz arkadaşlar. Ebu Hureyre Müslüman oldu. Ve zalle fi ardı kavmihi devsin kendi kavmi olan devs kavminde kavminde kavminin topraklarında kalmaya devam etti. Ne zamana kadar? Ila ma ba'del hicreti hicretin sonuna kadar, hicretten sonrasına kadar bir süretti sürine 6 yıl. 6 yıl hicret sonrası sonrasına kadar kendi kavminin topraklarında ya da kendi kavminde kalmaya devam etti. Haysu <laughs> öyle ki vefede ma'cumu'in min kavmihi kavminden bir toplulukla birlikte gitti. Nereye? Ala <laughs> Rasulillah Allah Resulüne gitti. Bil Medine'deki Allah Resulüne gitti. <gülüyor> Sonra inkata li hidmeti Rasul kendisini kendisini adadı in kataa rasul Allah Resulü'nün hizmetine başka ve suhbetihi ve de onun arkadaşlığına ve murafakatihi ve onun ne diyelim yine arkadaşlığına onun yakınlığına dostluğuna onu adadı onu edindi muallimen bir öğretmen yani Hazreti Peygamberi öğretmen edindi. Ve imamen ve de imam. Buna istersek önder de diyebiliriz arkadaşlar. Ve tahadan mescidehu onun mescidini de edindi mukamen yer. Yani onun mescidinde kalacak yer edindi şeklinde burayı anlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Velem yekün lehu veledün vela Velem yekün lehu onun yoktu veledün bir çocuğu ve la zevcün ne de bir eşi. Ve inne ma lehu ancak onun var idi ümmün acüzün yaşlı bir annesi var idi. Esarrat ale şirki şirkte ısrar eden yaşlı bir annesi var idi. Yani Allah'a ortak koşmada ısrar eden. Ve kane yedruha ve ken yedruha onu çağırır idi il-İslami Ebu Hureyre annesini İslam'a çağırır idi işfakan aleyha kendisine merhamet etmek için yani annesine merhamet etmek ve bir biha ve de ona iyilik etmek üzere onu İslam'a davet ederdi fe tenfiru minhu o da bundan o da Ebu Hureyre'den nefret ede minhü Ebu Hureyre'ye döndürürsek arkadaşlar ondan nefret eder hatta onu istemezdi şeklinde anlayabiliriz ya da İslam'a girmekten nefret ederdi şeklinde de anlayabiliriz ve tesuddu hu ve onu engellerdi muhtemelen ikisi de Ebu Hureyre'ye gidiyor bu yüzden Ebu Hureyre oğlundan nefret eder ya da istemez onu da engellerdi şeklinde anlayabiliriz burayı Hatta öyle ki esma'athu e, fin nebiyye esma'athu onu duydu fin peygamber hakkında kavlen bir söz ahsenahu Ebu Hureyre üzen. Yani şöyle diyelim o Ebu Hureyre'ye esma'athu ona duyurdu nebiyi peygamber hakkında kavlen bir söz ahsenahu onu üzen peygamber efendimiz hakkında oğlu yani Ebu Hureyre'ye Ebu Hureyre'yi üzen bir söz söyledi. Muhtemelen peygamber efendimiz hakkında olumsuz şeyler söyledi arkadaşlar öyle anlaşılıyor. Ve bunun üzerine gitti yepki ağlayarak ila Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme. Ve kâle ona şöyle dedi. Tabi bunun üzerine Peygamber Efendimiz'e ağlayarak giden Ebu Hureyre. Ve kâle ona şöyle dedi. İnni ben küntü lâ efturu an ummi lil İslam. Ben idim. La efturu an da'veti ummi. Annemi lil İslam. İslam'a davet etme hususunda ben ihmalkarlık göstermedim. Yani annemi İslam'a davet ettim, edip durdum. Feteaba aleyye o benden yüz çevirdi ya da o beni reddetti. İlla ancak enni ben davetüha elyeme bugün onu davet ettim bugün onu davet ettim yine tabi İslam'a davet ediyor. Fe esma'atni bana söyledi fike senin hakkında mavul şey ki ekrahu ekrahu senin hakkında bana çirkin bir şey söyledi. Fedullah azze ve celle Allah'a dua et. Niçin en yemi ile kalbe ummi kalbe ummi ebi kalbe ummi ebi hurayra lil İslam. Ebu Hureyre'nin annesinin İslama kal, kalbinin İslam'a meyletmesi için Allah'a dua et. Şeklinde Peygamber Efendimize e, le konuştu Ebu Hureyre. Fedaa <laughs> leha peygamber de bunun üzerine o kadın için Allah'a dua etti. Kale <laughs> şöyle dedi. Kale Ebu Hureyre Ebu Hureyre şöyle dedi ya da şöyle demeye devam etti. Femadaytu ila al ben eve gittim. Fe iza al-bab Bir de ne göreyim? Kapı kapalı. Ve semi'tu işittim haş haş el suyun sesini diyorum arkadaşlar. Su sesi, suyun hışırtısını işittim. Fe lamma hamamtu bid-duhul içeri girmeye niyet ettiğimde ya da karar verdiğimde alet ummi annem şöyle dedi Mekanik. dur Yerinde kal ya Ebu Hureyre. Ey Ebu Hureyre yerinde kal. Gelme, girme dedi. ve sonra libise elbisesini giydi ve kale şöyle dedi. Uduhul, içeri gel. Fedahaltü ben içeri girdim. Fekalet, o da şöyle dedi. Yani annesi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Dedi arkadaşlar kelime şahadetin anlamını hepiniz biliyorsunuzdur. Bir daha okuyalım. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve de yine şahadet ederim ki Muhammed yani Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Fa'udtu ila Resul aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah Resulüne gittim ya da döndüm ve en ebki minel ferah mutluluktan ağlayarak ağlaya ağlar bir şekilde Allah Resulüne gittim. Kema bekeytü ağladığım gibi kable saatin minel hüznü bir saat önce hüzünden yani mutsuzluktan ağladığım gibi bu defa da mutluluktan ağlar bir vaziyette peygamber efendimizin yanına gittim. Ve kultu şöyle dedim. Ebşir ya Resulallah, ebşir müjdeler olsun ya Resulallah, müjdeler olsun dedim. Fakat isteceballahu da'veteke, Allah senin duanı kabul etti. Ve heda umme ebi hurayrate ilel İslam Ebu Hurayre'nin annesini İslam'a is şey yaptı, e yöneltti. HEDA'nın tabii yöneltmek anlamı var arkadaşlar. Rehberlik etmek anlamı var. İslam'la hidayet etti diyebiliriz arka buraya. Fehamid Allah'a Allah'a hamd etti ve esna Allah'a Allah'ı övdü ve kâle hayran. Ben bunu şöyle ifade ediyorum. Hayır olsun dedi. Hayır olsun. İyi olsun şeklinde anlıyoruz. Hayır olsun dedi. Tabi Hamidallahu vesna aleyhi diyen benim kanaatim Peygamber Efendimiz arkadaşlar. Ve kad ahabbe Ebu salavatullah aleyhi. Evet şuraya kadar bir anlayalım arkadaşlar. Vakat ahabbe sevdi Ebu Hurayra er Rasul peygamberi sevdi. ...salavatullah aleyhi salat selam üzerine olsun. Hubben öyle bir sevgi ki sevgiyle sevgi sevgi ile sevdi. Halata lahmuhu ve demahu halata karıştırdı. ...lahmehu... etini ve demahu ve kanını. Yani bunu etini ve kanını karıştırdığı bir sevgiyle sevdi. Burada şöyle söyleyebiliriz. Çoğunu çok sevdi şeklinde burayı anlayabiliriz arkadaşlar. Hatta biraz tarihi bilgilerimizden hareketle de Peygamber Efendimiz yanında çok bulmasından ötürü bu ifadeyi sürekli beraberindeydi. Beraber olduğu, yanında ol, olmasını sağlayan bir sevgiyle şeklinde de yorumlayabiliriz. Ama özet olarak onu Peygamberi Ebu Hureyre çok sevdi şeklinde söyleyebiliriz. Ve kâne o yehmedu Allah Allah'a hamd ede tebareke ve taala Allah Teala'ya tebareke ve taala'ya ne yapardı? hamd ederdi ne bakımdan ya da niçin? en menne aleyhi arkadaşlar kendisine vermesi bakımından neyi verdi bir suhbetihi menne verdi demek aleyhi ona bir suhbeti nebihi peygamberin arkadaşlığını ve ittiba'i dinihi bir de e, peygamberin dinine tabi olmayı vermesinden ötürü de Allah'a hamd ederdi. Ve allemehu ona öğretti el Kur'an el Kerim ve de Kur'an-ı Kerim'i kendisine öğretmesinden dolayı Allah'a hamd ederdi. Ve kad uli'a uli'a bir şeye düşkün bir şeye meraklı olmak Ebu Hureyre düşkün idi. Neye düşkün idi? Bil ilmi ilme düşkün idi. Ve cealehu onu kıldı. Yani ilmi kıldı. Deydenahu onu bir alışkanlığı, bir e, huyu haline getirdi. Ya da bir rutini haline getirdi diyebiliriz arkadaşlar. Ey debehu ve adetehu ikisi tamamen ama geliyor zaten. Ve gayeten bir amacı haline getirdi. Yetemennaha temenni etti, istediği gayesi, hedefi haline getirdi o ilmi. Ve an ve ana sıkıntı yaşardı bir sebebi insirafi insirafihi lil ilme ve inqita'ihi li mecalisi Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Ne sebebiyle sıkıntı yaşardı? Kendisinin ilimden ayrı kalması ve de Hazreti Peygamber'in meclisinden e, ayrılmasından ötürü ya da meclisten de uzak kalmasından dolayı e, Ebu Hureyre sıkıntı acı çeker idi. Devam ediyoruz. Ma yu'anihi ahadun minel ju'i ve huşu netil ayşi ma lem yu'anihi o onu ne diyelim ahadun hiç kimse sıkıntı yaşamadığı bir sürede, bir süreçte minel açlıktan ve huşu netil ayşi ve de yaşam sıkıntısından. Yani bunu şöyle insanlar açlıktan ya da yaşam zorluğundan sıkıntı yaşamazken Ebu Hureyre peygamberin meclisinden uzak durmaktan ve de ilimden uzak kalmaktan sıkıntı yaşardı şeklinde anlıyoruz arkadaşlar. Feyyakulu radıyallahu an o şöyle derdi. İnnehu kâne yeşteddu bi el cûr. Açlık beni sarmdı. Beni böyle çepeçevre kuşattı diyebiliriz arkadaşlar. Hatta inni ben küntü eselu sonunda da küntü eselü istedim erracüle bir adamdan min eshabir rasul rasulillah Allah Resulü'nün arkadaşlarından birinden istedim ya da sordum anil ayeti minel kuran kurandaki bir ayeti sordum hakkında ona bir şeyler sordum ve ene a'lemuha ben o ayeti biliyordum bildiğim halde ''Keyni'' için sordum key yes habeni ma'ahu ila beytihi beraberinde beni eve götürmesi için. Ya da evet bana beraberinde eşlik etmesi için evine. Fe yud'imeni bana ve karnımı doyurması için. Ya da bana diyelim ikramlarda bulunması için. Lem yamdi zemenun tavilun ala zalike. Bunun üzerine uzun bir zaman geçmedi ki favat aktı taştı el hayratu arkadaşlar buraya nimetler diyoruz nimetler aktı taştı alel muslimin müslümanlara ve tedeffakat aleyhim gana imul fethi böyle yine onların üzerine aktı doldu ne doldu fetih ganimetleri fetih ganimetleri de onlara geldi onlar için ço çoğalmaya başladı falan diyebiliriz. Fasar Ali Ebi Hurayre'te böylece oldu. Ne oldu? Li Ebu Hurayre. Ebu Hurayre'nin olduğu Malun malı ve menzilun bir evi ve metaun eşyası. Evi eşyaları efendim malı oldu. Ve zevcun bir eşi ve veledün bir de çocuğu oldu. Gayra enne zalike ancak gayra enne ancak Dalike küllehu tüm bunlar lem yugayyir min nefsihil kerimeti şeyen. Lem yugayyir değiştirmedi min nefsihil kerime onun yüce gönlünden herhangi bir şeyi değiştirmedi. Ve lem yunsi, yunsihi ona unutturmadı neyi? Eyyamehul haliyete Buna ben yoksulluk günlerini diyorum arkadaşlar. Haliye, boş demek, boş günlerini. Yani yoksulluk günlerini ona unutturmadı. Ve kesir ama çoğunlukla, genellikle kâne yokul, o şöyle derdi. neşe Neşe'tü yetimem, yetim olarak büyüdüm. Ve hacertü miskinen, bir yoksul olarak hicret ettim. Ve küntü ben eciran li busrate binti. Gazvan ben eciran idim. Ücretli bir çalışan idim. Yani bugünkü amele şey, işte şey hizmetliydim. Belki işçiydim. Kimin bu bin Gazvan. Bu Bintü Gazvan'ın ücretli bir çalışanı idim. Bir taami badni karın tokluğuna diyorum. Yani karnımın taamı için. Yani karın topluğuna diyebiliriz arkadaşlar. Fe küntü ben ah dümü ah dümül kavme insanlara hizmet ederdim. Bunu insanlar şeklinde anlıyorum. İdâ nezelû onlar geldiklerinde onlara hizmet ederdim. Ve ah dû lehum idâ onlar bindiklerinde de onların develerini çekerdim. Yani develerine ne yapabilir? Develerin ipini tutup arkadaşlar yol gösterebilir, yürütebilir develerini. Feze ve <laughs> ceniha Allahu Allah beni onunla evlendirdi. Ba'da en eciraha ben onun ücretli çalışanı, işçisi, hizmetlisi olduktan sonra onunla evlendirdi. O dedi Büsrate binti Gazvan zaten tarih bilgileri de kendisine çalışanı olduğu bayanla evlendiğini bize bildiriyor arkadaşlar. Bu arada İslam Ansiklopedisi'nin Ebu Hureyre maddesinden de ona dair bilgiler edinebilirsiniz. Falhamdulillah, <feyle> <feyle> Allah <'a> hamdolsun elledi, cealeddiine kavamen, dini bir orta yol kılan, bir adalet doğruluk orta yol kılan bir adalet ne diyelim adalet kılan Allah'a hamdolsun ve yara Ebu Hurayra'yı e imamen Ebu Hurayri'yi de imam imama dönüştüren, imam kılan Allah'a hamdolsun. Şeklinde efendim burayı anlıyoruz değerli arkadaşlar. Ve kemme habbu Ebu Hurayra'ta ilme nefsihi Ebu Hurayra ilmi kendisi için sevdiği gibi fakat ahabbahu li başkası için de onu sevdi. Ve kana radiyallahu an yemurru bi suqil medineti şehrin ya da medinesin medinenin çarşısına uğrar fe nase insanları davet ederdi ilel mescidi mescide ne için yakra'u el kur'an kur'an okumaları için başka ve yeter tartışmaları için arkadaşlar hatta bu fikir görüş alışverişinde bulunmaları için diyebiliriz. El halale vel harame haram ve helalı konuşmaları için bu hususta görüş alışverişinde bulunmaları için müzakere haram ve helali müzakere etmeleri için diyebiliriz. Kema ayrıca kane takiyen ve rian o takvalı ve dindar birisiydi. Fekane yasumun nehara gündüzleri oruç tutar ve yagum sülüselleyli gecenin üçte birinde ayakta geçirirdi. Yani bu üçte biri de, de ibadet ederdi anlamına geliyor arkadaşlar. Sümme <laughs> sonra da yukizu uyandırır zevcetehu karısını fetekumu <laughs> O da ibadet eder. Sulusehu es-sani es-saniye gecenin üçte ikisini de o geçirirdi. O ibadet ederek geçirirdi. Sümme tuqizu hazihi ne netaha o da ne yapardı? kızını uyandırır. Fetekum sülsehul akhir Son üçte bir kısmında o ne yapardı? ibadetle geçirirdi. Yani kız da son üçte birini. Fekanet el ibadet ibadet la tan katiu fi beytihi Ebu Hureyre'nin evinde durmazdı. Tıvale leyli, leyli gece boyunca. Gece boyunca ibadet Ebu Hureyre'nin evinde devam ederdi. Şeklinde burayı anlıyoruz. Ve Urife radıyallahu an bil bil cevdi ve saha il yedi fi sebilillah Evet arkadaşlar. Evet, bu Urfe radıyallahu anh bil cudi ve sahail yedi fi sebilillah tanındı. Tabi kim tanındı? Ebu ne Neyle bilcudi cömertlik ve saha il yedi fi Allah yolunda yine cömertlikle. Şimdi ikisi de aşağı yukarı aynı anlama geliyor arkadaşlar. Ee, ele açıklık diyelim ve seha il yedi ve de cömertlikle tanındı. Fi sebilla Allah yolunda. Fakat ba'asa ileyhi Mervan, Mervan ibnül hake, Hakem mi'ete dinarin zeheben. Fakat Bahas'a gönderdi. İleyhi ona Mervan bin Hakem gönderdi. Arkadaşlar ne gönderdi? Mi'ete dinar. 100 dinar gönderdi zeheben altın. 100 altın dinar gönderdi. Ve fil gadi ersele ileyhi yakul Ş şöyle diyerek ya da demek üzere diğer gün ve fil hadi diğer gün o da ona gitti ne dedi İnne hadimi benim hizmetçim ahta hasta yaptı faada ke denani ra dinarları sana verdi yani yanlışlıkla dinarları sana verdi ve ene ben lem edrik ke biha onunla seni kastetmedim ve inne ancak Arattu kastettim ki senden başkasını kastettim. Yani ben başka birine vermesini de kastetmiştim gibi anlıyoruz. Tahayyara Ebu Hurayra Ebu Hurayra çok şaşırdı. Tahayyara Ebu Hurayra. Lennehu çünkü o tasattaka biha onları tasattuk etmişti. Ve ona şöyle dedi. Ahraç tüha ben onları çıkarttım. Yani dağıttım demek. Fisebilillah Allah yolunda ben onları dağıttım. Ve lem yebit indi minha dinarun. Ve lem yebit indi yanımda minha onlardan bir dinar dahi kalmadı. Ve iza haraca atai benim e, hakkı fi beytil mal. Bu atai hakkım demek zaten arkadaşlar arkasında da yazıyor. Ödenek anlamına da geliyor. E, Beytil maldeki ödeneğim haraca çıktığında yani e, ödeneğin alma vakti geldiğinde bugünkü maaş gibi düşünülebilir. Fehuzha minhu onu al minhu onun yerine onu al. Ve ma faale zalike İnma ancak fa'ale zalike böyle yaptı. Mervan Mervan bunu yaptı. Niçin li birahu onu denemek için bunu böyle yaptı. Yani sadece bunu onu denemek için yaptı. Felemma taharra el emra durumu araştırdığında vecedahu anladı ki sahihan yani bu olayın doğru olduğunu anladı. Hani do olayın doğruluğundan kasıt da Ebu Hureyre'nin kendisine gelen dinarları dağıtması arkadaşlar. Ve lemma merda Ebu Hureyre'ti Ebu Hureyre hastalandığından meradal mevti beka ölüm hastalığı ile hastalandığında ya da ölüm hastalığına yakalandığında beka ağladı takıyla <laughs> lehu ona şöyle dedi ma yub kike ya Ebu Hureyre Ey Hebu Hurayra, seni ağlatan şey de nedir? Seni ne ağlatıyor? Fakale o da dedi ki, Ema inni, ben la ebiki ağlamıyorum, ala dünyakum hala sizin bu dünyanıza ağlamıyorum, ve ancak ben ebiki ağlıyorum, li bu'lis sefer, yolculuğun uzaklığı için ağlıyorum sef yolculuğun ve kılleti zadi azığında da azlığı için ağlıyorum. Yani azığın e, azlığına ya da yiyeceğin zat azık demek arkadaşlar. Azlığına yolculuğun da uzaklığı için ağlıyorum. Burada tabi ahireti düşünüp düşündüğüm için ağlıyorum gibi anlayabiliriz. Lakat ve fi nihayeti tarikin yufti bi ilel cenneti evin nari. Lakat ve Ben durdum. Fi nihayeti tariqin yolun sonunda durdum. Yani yolun sonuna geldim diyor arkadaşlar. Öyle yol ki efta yufti bi beni götürüyor ilel cenneti cennete evin nari ya da cehenneme. Beni cennet ya da cehenneme götürecek olan yolun sonuna geldim. Vela edri ben bilmiyorum. Fi eyhima ekunu hangisinde olacağımı bilmiyorum. Şeklinde anlıyoruz. Vakat adehu Mervan ibnül Hakem Mervan bin Hakem ade ona gitti. Fakalelehu ona şöyle dedi. Şifa Allahu ya Ebu Hurayra. Ey Ebu Hurayra, Allah sana şifa versin. Fakale o da şöyle dedi bunun üzerine. Allahümme Allah'ım inni ben uhibbu liqa'eke. Ben seninle karşılaşmak istiyorum. Seninle görüşmek istiyorum. Fahibbe liqa'i benim liha'i şöyle diyelim arkadaşlar. Kalmamı niye isteyeyim ki? Ben seninle görüşmek istiyorum. Fahibbe, niye isteyeyim? İstemem de nereden? Kalmayı da nereden isteyeyim? Şeklinde burayı anlıyoruz. Ve acil, acele et. Li bana acele et fihi orada. Orada bana acele et. Şu demek herhalde Mervan bin Hakem'e diyor. Orada bana yetiş diyor. Fema yuha Mervan darahu Mervan onun evinden ayrılır ayrılmaz hat da ayrıldıktan çok geçmeden ya da ayrılır ayrılmaz hatta farakal hayate hayatı terk etti. Ba'da en hafiza ezberledikten sonra ya da koruduktan sonra da diyebiliriz. Lil muslimine Müslümanlar için ma yazidu fazla ala elfi ala elfin vesittit, vesitti mi ve sitti ve sitti mietin ve tisatin min ahadisin nebiyye Hz. Peygamberin hadislerinden arkadaşlar 1609 dan daha fazla ala ile daha fazla ma yazidu 1609 hadisten daha fazlasını Müslümanlar için koruduktan sonra ya da ezberledikten sonra dün hayattan ayrıldı. Ezberledikten sonra Mervan'ın da onun evinden ayrılmasının üzerinden çok geçmeden ne yaptı? Hayattan ayrıldı ya da dünyayı terk etti. Fe cezzahullahu anil islam vel muslimine hayran. Allah ne yapsın? onun mükafatını versin. İslam olmasından, ve Müslümine ve Müslümanlar nedeniyle onun ne yapsın? Hayrını, iyiliğini versin. Burayı özetle Allah ondan razı olsun. Allah onu mükafatlandırsın şeklinde son cümlemizi anlaya anlayabiliriz arkadaşlar. Metnimizi burada bitirdik. Gördüğünüz gibi bu Hureyre'ye ait bilgiler ihtiva eden hoş bir metin idi arkadaşlar. Umarım fayda hasıl olur hem tarihi bilgi açısından hem de Arapçanız açısından. Daha önce de dediğimiz gibi önce kendiniz okuyup anlamaya çalışın. Akabinde de parçayı dinleyebilirsiniz. Bilmediğiniz yerlerde düzeltiyorum. Yeni gördüğünüz kelimeler içinde sözlüğe bakıp notlar da alabilirsiniz size katkı sağlayacaktır. Vakit buldukça tekrar edebilirsiniz. Hem aldığınız notları hem metni. Dersimizi ben burada bitiriyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Küçük bir ricamız kanalın yine büyümesi gelişmesi adına kanala abone olmayı tercih edebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.